Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedâna Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 36. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 36. ayet. Müfessir okumaya devam ediyorduk. Ayetin sonuna doğru geldik. فَهُوَ الْخَ فَمَنْ قَامَ بِهَذِهِ الْمَأْمُرَاتِ Kim bu emredilenleri yerine getirirse فَهُوَ الْخَادِعُ لِرَبِّهِ O'dur Rabbine boyun eğmiş olan الْمُتَوَاضِعُ Mütevazi olan O'dur. لِعِبَادِ اللّٰهِ Allah'ın kullarına karşı الْمُنْقَادُ لِأَمْرِ اللّٰهِ Allah'ın emirlerine teslim olmuş olan وَشَرَعِهِ ve onun yasalarına teslim olmuş olan O'dur. اَلَّذ۪ي yine O'dur öyle kimse ki يَسْتَحِقُ الثَّوَابَ الْجَز۪يلَ O güzelim karşılığı hak eden وَثَنَاءَ الْجَم۪يلَ O güzel övgüye layık olan O'dur. وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِذَٰلِكَ Bunları yerine getirmeyen فَاِنَّهُ O takdirde o öyle kimse ki عَبْدٌ مُعْرِدٌ عَنْ رَبِّهِ Rabbinden yüz çevirmiş kimsedir. Bunları yapmaktan uzak olan ayette geçen hususları غَيْرُ مُنْقَادٍ لِأَوَامِرِهِ Allah'ın emirlerine boyun eğmemiş kimsedir. وَلَا مُتَوَاضِعٍ لِلْخَلْقِ Mahlukata, diğer insanlara karşı mütevazi olmayan kimse bu kimsedir. بَلْ هُوَ مُتَكَبِّرٌ Hatta o kimse mütekebbir olan kimsedir. Kibirli dediklerimiz böyle kimselerdir. Alâ ibâdillâhi Allah'ın kullarına karşı mu'cebun bi nefsihi kendini beğenmiş de böyle kimsedir. Bunları yapmaktan uzak olan kimseler kendini beğenmiş kimselerdir. Fahurun şımarık övünen bi kavlihi bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın ayetin sonunda kullandığı şu ifade dolayısıyla وَلِهَذَا قَالَ Bu yüzden Allah dedi ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ Muhakkak ki Allah sevmiyor. مَنْ كَانَ مُخْتَالًا Muhtal olanı اَيْ مُعْجَبًا بِنَفْسِهِ Yani kendini beğenen, kendisini dev aynasında gören مُتَكَبِّرًا عَلَى الْخَلْقِ Halka karşı büyüklenen, kibirlenen فَخُورًا övünen, yuthni ala nefsihi, kendisine senada bulunan, kendisini öven ve yemdehuha ala vecihil fakhri vel batari ve kendisini yersiz ve anlamsız bir şekilde öven, yücelten ala ibadillahi Allah'ın kullarına karşı feha ula'i ma bihim minel ihtiyali vel fakhr işte böyle kimseler kendilerini beğendiklerinden, kendilerini övdüklerinden
kendilerini üst klas gördüklerinden yemna'hum minel kıyami bil hukuk. Bu tür hakları, ayette geçen haklar neydi onlar? Anne babaya karşı Allah'a öncelikle ibadet, yanı sıra hiçbir şeye eş koşmama, anne babaya iyilik. Yetimlere iyilik, yakın komşuya iyilik, miskinlere iyilik, uzak komşuya iyilik, yakın arkadaşa, yanındaki arkadaşa iyilik ve benzeri hususları yerine getirmekten uzaktırlar. Onların kendini beğenmişlikleri ve kibirleri onları bundan uzak tutar diyor müfessir demiş ve sonraki ayete geçmiş. Ayetin tefsirini böylece okuduktan sonra şimdi kırık mealine geçelim. Ve'budu. Allah'a ve la tuşriku bihi şey'en. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا ve ibadet edin yahut kulluk edin Allah'a ve la tuşriku ve şirk koşmayın bihi ona şeyen herhangi bir şeyi ve bil valideyni ana baba ya da ihsanen güzellikle yani muamele edin. وَبِذِ الْقُرْبَى ve yakınlığı olana وَالْيَتَامَى ve yetimlere وَالْمَسَاكِينِ ve miskinlere
Vel cari zil kurba ve yakınlığı olan komşuya. Vel cari cunubi ve uzak komşuya. Ve sahibi bil cembi ve yandaki arkadaşa. وَبْنِ السَّب۪يلِ ve yolun oğluna. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَهْنُكُمْ ve sağlarınızın malik olduklarına. Allah'a muhakkak ki Allah la yuhibbu sevmiyor men kâne kim idiyse muhtalen kendini beğenen fahuran böbürlenen. İngilizcesine geçiyorum. وَعْبُدُ اللّٰهَ and serve. Allah وَلَا تُشْرِكُ and do not associate بِهِ with him شيئًا a thing وبالوالدين and with the parents إحسانًا a goodness وَبِذِي الْقُرْبَى and with of the relatives وَالْيَتَامَى and the orphans وَالْمَسَاكِينَ and the indigents والجار ذي القربى and والجار ذي القربى and the neighbor of the near والجار الجنوبي and the neighbor, the distant, والصاحب بالجنب and the companion with the side. وَابْنِ السَّبِيلِ and the son of the way
وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ And what your rights owned. اِنَّ اللّٰهَ Verily Allah لَا يُحِبُّ is not loving من كان who was مختالا conceited فخورا a conceited فخورا a vainglorious Şimdi irabına bakalım ayetin. Ve'budu vav istinafen Ve'budu fi'lu emrin fa'ili entum Allah'a mef'ulun bih Ve la tuşriku vav atfen la nahiyya cezmediyor. Tuşriku fi'lun mudari' meczum. Bihi car mecrur. Şey'en mef'ulun bih. Ve bil valideyni vav atfen bil valideyni car mecrur. İhsanen mef'ulun mutlak. واو عطفا بذي جار مجرور القربى مضاف إليه واليتامى عطف معطوف والمساكين عطف معطوف والجار عطف معطوف ذي نعت القربى مضاف إليه والجاري عطف معطوف الجنوبي نعت والصاحب عطف معطوف بالجنوبي جار مجرور وابني عطف معطوف السبيلي مضاف إليه وَمَا عطف معطوف مَلَكَتْ فِعْلٌ مَاضٍ أَيْمَانُ فَاعِلْ كُمْ مُضَافٌ إِلَيْهِ إِنَّ حرف نسخ لفظة الله اسم إِنَّ لا يحب لا نافية يحب فعل مضارع رأس خبر إن من مفعول به كان فعل ماض اسم كان هو مختالا خبر كان فخورا خبر كان ثان Şimdi meallerine geçiyorum ayetin. Estaizu billah.
Nisa suresi 36. ayet. İlk olarak Diyanet mealiyle başlıyorum. Allah'a ibadet edin. Ve'budullah'a. Girişteki vav mealin girişinde gözükmüyor. Ve ona hiçbir şeyi, hiçbir bunu bunun nekreliğinden almış. Şeyi ortak koşmayın, şirki ortak koşmak olarak meale yansıtmış. Ana babaya, ana babanın girişinde de bir vav var. Ana babaya, akrabaya, bizil kurbe, yakınlığı bulunanlar akraba olarak tanımlanmış. Yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, vel cari zil kurba, yakınlığı olan komşu, yakın komşu olarak meale yansımış. Uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, ve sahibi bil cembi, yandaki, yanınızdaki arkadaşa, ve ibn-i sebil, yolcuya, ibn-i sebil, doğrudan yolcu olarak yansımış. Elinizin altındakilere, ve mâ meleket eymânukum, elinizin altındakilere. Farklı bir, bu farklı bir yere gidebilir. Elinizin altındakilere. Evet. Halbuki Kur'an'ın bunu diğer kullandığı yerlerden biliyoruz ki bunlar köleler. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ve sağlarınızın malik olduklarına. Ayette eymanukum var açık. Malik olma fiili var açık. Mealde yansımamış bunlar. Ma her ne elinizin malik olduğu her ne varsa şeklinde. O ma meleket eymanukum. Elinizin eymanukum, bir de onlar el değil sağlar. Yani sağ el gücü temsil ediyor. Sağlarınızın malik olduklarına şeklinde bir ifade var literal olarak. Elinizin altındakilere, alt kavramı yok ayette. İyilik edin, bu fiilde yok ama ona delalet eden bir mef'ulü mutlak var burada. Şüphesiz Allah, innallaha, şüphesiz Allah, kibirlenen, muhtel için kullanmış bunu ve övünen, fahur için kullanmış. Kimseleri, men, sevmez, kâninin karşılığı da yine yani de yok. Burada vav yokken oraya vav koymuş değil mi? Evet. Elmalı Hoca'nın mealine geçiyorum. Hem Elmalı Hoca vavla başlamış. Ayetin girişindeki vava hakkını vermiş. Hem Allah'a ibadet edin. Ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Bunlar niye önemli bu girişteki harfler? Çünkü hasbelkader kişi gelip de sadece bu ayetin mealine bakarsa bu vav ona yahut bu girişteki harfler ona bir önceki ayetlere bakması gerektiğini hatırlatır ki ayetin bağlamını yakalasın. Hem Allah'a ibadet edin. Başka ne demiş ki Cenab-ı Hak şimdi hem diyor der. Önceki ayete gitmesini sağlar. Hem Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Fe ile vav arasında nasıl bir fark var? Fe vav atıfken, yalın atıfken çoğunlukla. Fe biraz daha kapsamlı illet bağı kurabiliyor. O da atıf ama atıf olmanın yanı sıra illet bağı kurabiliyor. Yani sebebiyet dediğimiz. Ondan sonra zıtlık bağı kurabiliyor. Yani orada öyleyken böyle bizde ancak karşılık gelen. Ondan sonra daha farklı ilgiler kurabiliyor. Fe'nin daha fazla şeyi var. Tefsiriye bile var. Yani açıklamaya geçen fe. Konu değişikliğinde. Orada da konu değişikliğinde. Yani konu değişikliğini bırak. Zıtlığa bile geçişte fe'yi kullanabiliyor Cenab-ı Hak. Bizde öyle zengin değil bağlaçlarımız. Ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Sonra
Ayette bu açık değil tabii. Vav var gerçi bunun yerine. Babaya, anaya. İlginç. Niye bunu yaptı acaba Elmalı Hoca? Yerleşik Türkçemizde ana babaya şeklindeyken niye babaya, anaya dedi? Çünkü ayette Allah iki anaya değil iki babaya dedi. Babanın üzerinden çoğalttı. Dolayısıyla da demek ki oradaki öncelik, ayetteki öncelik baba üzerinden tanımlandığına göre Elmalı Hoca da inadına babaya, anaya demiş. Güzel bir... Türkçede de valide, anneye demiş. He? Valide, valide, teyli. O teyli olursa tamam zaten anne de. Hı, yuvarlak teyli olursa zaten anne. Onun ikili hali valide teyn olurdu. Evet. T gelmesi gerekirdi eğer anne üzerinden çoğaltacak olsaydı. Baba üzerinden çoğaltmış. Yani Arap Türkçesiyle iki babaya diyor ayette. İki babaya derken ne anlıyoruz? Ana babaya anlıyoruz. Ebu Hureyre demiş ya, iki karadan başka yiyeceğimiz yoktu. İki kara diye kastettiği şey hurma ile su. Hurma üzerinden çoğaltmış ikisini. Halbuki su kara değil. İki zıddın biri üzerinden çoğaltılması. Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribeyn. Artık orada da aynı şey var mı yok mu? Biraz makro plana geçince emin olamıyorum. Sonra babaya, anaya dedi. İki baba olur hocam. Bir tanesi babamız ve tanesi kayınpeder olmaz mı? Olmaz. Eğer öyle olacaksa İbrahim olur. Yani kayınpeder. Delil ister yani. İbrahim'e delil var mı? Babaya, anaya. İbrahim. Evet. Olabilir. Babaya, anaya ihsan edin. İhsan edin. Hoca bunu yine ihsanen mef'ulü muttakından çıkarmış. Yoksa açıktan fiil yok orada. Akribanıza da demiş. Zil kurbe, yakınlığı olan şeklindeki tanımı akrabanız diye doğrudan. Diyanet mealinde de böyleydi. Yetimler, öksüzler. Halbuki yetimleri doğrudan alabilirdi. Niye öksüzleri tercih etti hoca? Bilmiyorum. Babası o hangi yetim babası olmuyor? Hı hı. Halbuki ayette yetim kavramı var. Yoksullara da miskini yoksul olarak tarif etmiş. Yakın komşuya, yakınlığı olan komşu şeklindeki ifadeyi yakın komşuya da. V'leri hep koymuş hoca. Komşuya da, uzak komşuya da. Bu V'den daha iyi olmuş. Biz de böyle yapsak uygun düşer. Hem virgülü de değerlendirebilmiş. Uzak komşuya da. Arkadaşa da demiş, cen kavramını atlamış. O sahibi gibi sanki ayette duruyormuşçasına. Arkadaşa da, yolda kalmışa da, İbn-i Sebil'i, yolun oğlu kavramını yolda kalmış olarak mealine yansıtmış. Yolda kalmışa da. Ellerinizdeki memluklere de, yani memlük, mülkiyetiniz altında olan, elinizdeki mülkünüzde olan kimselere, yani kölelere. Herhalde Allah kurumlu, övüngen olanların hiçbirini sevmez. Muhtel için hoca kurumlu demiş. Hemen hemen az tanıdığım bir kelime bu. Herhalde kendini beğenen demek. Kurumlu, övüngen, kendini öven kimse. Övüngen olanların hiçbirini sevmez. Bu kadar Arapça merkezli fiilden sonra böyle övüngen görünce acaba sadeleştirmeden mi geldi diye düşündüm. Nasıl hocanın mealine bakalım. Ve Allah Teala'ya, vav girişte var, Allah Teala'ya, Teala'yı hoca hep kullanıyor mealinde, ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayınız. Şerik koşmak, burada da şirk koşmak, şerik koşmak olarak yerini almış ve anaya, babaya, sıralamayı anaya, babaya yapmış. İyilik ediniz, iyilik ediniz fiili var. Ve karabet sahibine, yakınlığı olana, yani doğrudan akraba dememiş Nasuh Hoca. Karabet sahibine ve yetimlere ve yoksullara ve yakın komşuya, aynı şeyi burada yapmamış, yakınlığı olan komşuya, karabet sahibi olan komşuya dememiş. Halbuki kalıp yukarıdakiyle aynıydı. Ve uzak komşuya ve yanınızdaki, o cembi atlamamış
Nasıl hoca? Yanınızdaki arkadaşa. Ve yolcu olana, İbn-i Sebil'i kestirmeden yolcu demiş, yolcu olana. Ve sağ ellerinizin malik olduğuna. Evet, eller kavramı ayette açık değil, sağlarınızın malik olduğuna. Da, iyilik ediniz, incelik göstermiş, fiil ayette açık olmadığı için onu da parantez içine koymuş. Ama ihsan kavramı var ayette, bu kez de o. Yukarıda verdi zaten. Verdi mi onu? Ha, iyilik ediniz. Ha, fiili tekrarlamamak için yapmış, yoksa burada kullanmış onu. Şüphe yok ki Allah Teala mütekebbir, muhtel için mütekebbir demiş, kibirli. Fahur için müftehir. Aynısı. Müftehir, evet, aynısının türevi. Olanı sevmez demiş, genişletmiş. Halbuki ayette sevmiyor şeklindeydi. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Allah'a ibadet edin, girişteki vav yok. Ona hiçbir şeyi, burada da vav var, yine mealde yok. Ona hiçbir şeyi eş tutmayın. Eş tutmak. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yukarıdaki nüansları artık ayrıca dikkat çekmeyeceğim, tekrar olmasın diye, ama benzer eksiklikler yahut farklılıklar burada da var. Uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ ellerinizin malik olduğu kimselere, parantezinde memlüklerinize, iyilik edin. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen, fahur, daima böbürlenen kimseyi sevmez diyor Çantay Hoca mealinde. Bulaç Hoca'ya bakalım. Allah'a ibadet edin. Burada girişteki vav Bulaç Hoca'da da göremiyoruz. Ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, vavları atlayıp virgülle geçmiş. Yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya kestirmeden. Yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın demiş. Çünkü Allah, çünkü'ye dair ayette bir açıklık yoktu. İnne'ye bu manayı vermiş. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Men kâne muhtâlen fehûlâ. Her'e dair bir açıklık yok ama bunu ken üzerinden hoca sanıyorum meale düşürdü. Her büyüklük taslayıp, her böyle olanı men kâne, her kim böyleydiyse gibi değerlendirmiş. Hocam bu yolda kalmış, genelde mahallelerde yolda kalmış şeklinde veriyor. Evet. Bu bir değil mi dedi İbn-i Sebil? İbn-i Sebil işte yolun oğlu demişler. Yani bir türlü yurduna... Ben misafir diye anlıyorum ama yanlış mı anlıyorum acaba? Misafir de yolcu demek. Evet. Yani mesela bir misafirin geldiğinde ben hep bu ayetleri hep öyle anlıyorum. Çünkü ayrıca misafir yad ediliyor mu şeyde Kur'an'da bilmiyorum. Yani anlıyorum misafir diye ayrıca bir belirtiliyor mu? Yok. Yani o bizim sizin dediğiniz konuk manasında. Şimdi yoldan geçen mesela kervanından geçen nasıl bir ilin olur ki köyden, yani kervandan geçen birine su istese verirsin ama yolun oğluna ben bir ara körfez harbi vardı. Gerek lazım ki hakkını veresiniz. Hı. Bir ara körfez harbi vardı. Millet kaçmıştı Kuveyt'ten mesela. Türkiye'nin pek çok şehrinde böyle yarı yolda kaldılar. Çünkü yanlarına ihtiyaçlarını tedarik edemeden kaçmışlar. Öyle şehirden şehire bulduklarıyla insanlardan yardım toplayarak yerlerine, yurtlarına, çoğunlukla Hintliler falandı, ulaştılar. Böyle kimseler aklıma geliyor benim. Yani yolda kalmış, gidemiyor. Yolunu devam ettiremiyor. O insanlara ihtiyacı var. Bir şeyler toplanıp bir sonraki durağa kendisini atıyor. Zengin de olabilir böyle kimse, fakir de olabilir. Yani o esnada üzerinde para olmadı mı yolda kalmış oluyor. Geliyor birdenbire parası bitiyor. Denizin kıyısına. Karşıya geçse yeri, yurdu, parası, malı, mülkü var orada ama orada o esnada parası yok. Herhangi bir kimseden isterse o da İbn-i Sebil artık. Onun fakirliği, zenginliği mühim değil. Yani orada anılmıyor yani. Anılmıyor. Diğer sahibi yolcu değil. Evet. Ama daha ziyade o şeye de gidebiliyor ayetteki ifade. İbn-i Sebil, yolun oğlu. Yani bu sokak çocukları. Büsbütün artık yollarda, sokaklarda yaşayan kimseler. Gidecek hedefi de olmayanlar. Bunlar o deminki andıklarımızdan daha çok yolun oğlu. Çünkü ötekilerin ulaşabilirlerse... Ulaştıkları takdirde kendilerini yoldan kurtarma imkanları var. Hindistan bile olsa, gidecek olursa eğer orada bir evi, barkı vesaire var. Ama bütünüyle akrabasını kaybetmiş, artık sahipsiz, kimsesiz
yollarda kalan, yollarda yatan insanlar tam İbn-i Sebil bence. Onlar daha çok İbn-i Sebil. Yolun oğlu. Hakikaten. Bu Yusuf filminde Yusuf'u kuyudan çıkarıyorlar. Sen kimsin deyince ben kuyunun oğluyum. Kuyunun oğluyum diyor. Yani artık bağlantım koptu öncekilerle. Ben kuyudan doğdum. Kuyunun oğluyum diyor. Bu Arapçada da böyle. Oğul ile kişi bir şeyle çok yakın ilgi kurarsa onu onun oğlu şeklinde tarif etmek Arapçada da var. Mesela Ebu Hureyre, ha, İbin olarak, Ebu olarak da söylenir, İbin olarak da söylenir. Yani bir şey 1,5 riyal ise hep mesela su, 1,5 riyalin babası ya 1,5 riyalin oğlu şeklinde o aradaki yakın ilgiyi bunun üzerinden tarif ediyorlar. Dolayısıyla yolda kalmış yani yolun oğlu. Artık yolla o kadar içli dışlı ki başka hiçbir şeysi yok. Sadece misafir, belki misafir en son sırada gelecek şeylerden bir tanesi. Esas itibariyle çaresiz, yolla bütünleşmiş kimseler diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Ve sağ ellerinizin malik olduklarına. Allah yoldaki yolcular olamaz mı? Olur. Yolcu tabii yolda. O da yolda. Yolda olan her şey olur. Yani. Ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Evet diyor. Onu okuduk. Öztürk Hoca'nın mealindeyiz. Allah'a kulluk edin. Girişteki vav'ı görmüyorum. Ona hiçbir şey, burada da bir vav var. Böyle noktayla ayırması iyi değil. Evet, ha, Allah'a kulluk edin. Evet, ibadetten farklı kulluk edin demiş. Bu sanki daha iyi gibi. Her ne kadar ayetteki fiil ibadet fiili ise de Türkçe'de bu sınırlı bazı ritüellere karşılık geliyor. Namaz gibi, oruç gibi. Halbuki kulluk etmek sanki daha geniş, bütün hayatı için alacak şekilde. O yüzden daha çok tercih edilebilir diye düşünüyorum. Allah'a kulluk edin. Ama buraya nokta koyup bir sonrakinden ayırması bence isabetli olmamış. Çünkü bunlar ikisi bir arada düşünülecek şeyler. Allah'a kulluk edin de ona hiçbir şeyi ortak koşmayın deseydi, bu aradaki vav'ı da değerlendirseydi mesela. Dua etmeyi de hep mahallelerde kulluk olarak çeviriyorlar hocam. Yukarıda hep ibadeti gördük ama. Bunun için söylemiyorum. Genelde la kulluk, kelimesiyle ilgili. La kelimesini de hep bir şey olarak. İbadet olarak. İbadet olarak meal veriyorlar. O yüzden de şey, tam karşılamıyor. Allah'ın yanına ahirete kulluk. Ve la tedu'ma Allah'ı illahen ahiret. Allah'ın yanı sıra başka birini çağırma demiyorlar mı mesela? Demiyorlar mı? Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Vav vardı, o da yok. Ana babaya, yani Elmalı Hoca eski bir mealci ve babaya anaya kullandıktan sonra hiçbir mealci ona bu hususta tabi olmamış. Demek ki dilin şeyi, hedef dilin kullanımını daha çok tercih etmişler. Ana babaya, akrabaya, yetim ve öksüzlere, yetim ve öksüzlere sanki ayette ikiliymiş gibi, çaresizlere, çaresiz, miskinleri çaresizler olarak mealine yansıtmış. Yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, size bağımlı olanlara dikkat edin. Ne yazıyor burada? Size bağımlı olanlara. Hoca bunu hep böyle yapıyor muydu yoksa yeni yeni mi dikkatinizi çekiyor? Kölelerle ilgili olan yerlerde hoca hep böyle viraj mı alıyor? Size bağımlı olanlara. Dememek için dememek. Ev hayvanlarının kapısı olmuş. Size bağımlı olanlara. Buradan her şey anlaşılır. Eğer bunu size bağımlı olanlara diye tercüme ediyorsa o zaman herhalde eşler müminler felçlerine sahip çıkarlar. Yani ulu orta herkese açmazlar. Ancak eşlerine illa ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum ve sağlarının malik olduklarına açarlar. Fe innehum gayru melumin. Bu hususta da onlar kınanmazlar ayetini de bu sefer hoca herhalde eşlerine ve kendilerine bağımlı olanlara diyemiyorum diyecek acaba. Nasıl yorumlayacağını merak ediyorum. Size bağımlı olanlara iyi ve güzel davranın.
Allah kasılıp böbürlenen, muhtel, kasılıp böbürlenen, fahur, şımarıkları sevmez diyor Yaşar Hoca mealinde. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Allah'a kulluk edin. Yine girişteki vavu görmüyorum. Burada da vav vardı, virgülle geçmiş. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yandaki arkadaşa, parantez içinde ınızdaki demiş, ne kadar gerekliyse, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, kısaca yolcu demiş, ellerinizin altında bulunanlara, Diyanet mealinde benzerini görmüştük, ellerinizin altında bulunanlara. Bu yani kölelikten uzak bir şeyi hissettiriyor. İyilik edin. Halbuki ayette ne el kavramı var? Varsa sağ var, o başka bir şey, daha özel. İki elden biri en azından ve gücünü temsil ediyor. Alt kavramı hiç yok ayette. Bulunanlara iyilik edin. Allah kurumlu, daha önce gördük bunu, Elmalı Hoca kullandı garante. Böbürlenen insanları sevmez. İnsanlar kavramı da ayette yok. Men ile geçmişti. Hocam yolcuyla sizin yorumunuzu ayırt etmek lazım. O ayette Üstad çok şey değişir. Yani yolcu çocukları, sokağın çocukları. İngilizce meallerden birinde son of the street demiş. Sokağın veya caddenin Türkçesiyle oğlu. Tabii, caddenin oğlu. Biz de sokak çocukları diyoruz. Aynı. Sokağın çocuğu demek. Yani caddenin çocuğu. Ve İbn var orada. Onlara daha çok gidip yapışıyor bence bu şey. Suat Hoca'nın mealine bakalım. Yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Yalnız. Ayette açık değil ama. Girişte bir vav vardı, o yok. Burada da vav var, o da yok. Anneye, babaya ayırmış böyle. Halbuki ikisini birlikte Cenab-ı Hak veriyor. Akrabalara demiş, yetimlere, fakirlere, miskinleri yerine fakirleri kullanmış. Yakın komşulara, uzak komşulara. Bunlar ayette tekil şekildeydi, çoğula çevirmiş. Yol arkadaşına, yol arkadaşına. Suat Hoca'nın bu yol arkadaşı ile ilgili şeyi var, yol arkadaşı. وَالصَّحَبِ بِالْجَنْبِ Yol arkadaşına. Bir ramak kalmış ki hayat arkadaşına diye hoca, yol arkadaşına. Halbuki burada yol arkadaşı yok. Yol yok en azından. وَالصَّحَبِ بِالْجَنْبِ Yandaki arkadaş. Ama oraya da gider yani, yolda da kişinin yandaki arkadaş. Garip ve yolculara. Hoca İbn-i Sebil'i garip ve yolcular olarak mealine yansıtmış. Ellerinizin altındaki, parantez içinde köle, cariye, hizmetçi, işçi, yine demin Yaşar Hoca'daki düşünce yine aklıma geldi. Eğer ellerinizin altındakileri, memleket, eymen hukumu, köle, cariye, hizmetçi, işçi görürseniz, bu ayeti copy-paste yaparlar oraya. Orada da köle, cariye, hizmetçi, işçi anlamaya başlarlar. Eğer öyle değil, hayır orada öyle, burada böyle derseniz de bu sefer Kur'an'a ya Arapça bilmediği için bir adım burada duranlar sizin ne kadar çok inisiyatif kullandığınızı görürler. Bu da onları rahatsız eder. Çünkü eğer sağlam bir zemin yok, ben mealci veya neyse din adamı arada epey bir inisiyatif kullanıyor, yu yakalarsa okuyucu, o zaman pek çok konudaki hükmü de hemen esneti verir zihninde. Bunlar da kim bilir kaç tane yolu vardır diye. Dolayısıyla bunun bir anlamı varsa var. Ne anlaşılıyorsa o. Burada başka, orada başka diyorsanız o rahatsız edici bir şey. Köle, cariye, hizmetçi, işçi, aşçı vesaire neyse. Lere de. Yönetişmenin başka tehlikesi daha var hocam. Yani insani olmayan açıklaması, güç olan şeyler insanın şeyiyle adeta etrafları yontularak evet. Yine kültürelidir. Hale getiriliyor. Hale getiriliyor gibi de düşünebiliriz. Evet. Onu hiç seziyoruz. Hangi maksatla olduğunu seziyoruz da. Yani evet. bu maksada hizmet edeyim derken herkes bir kere okuyup yalan yanlış geçmez. Bazıları işin peşine düşüyor. Nedir bu, nedir bu diye. Kovalıyor o bilgiyi. Özellikle artık dünya eskisi kadar küçük değil.
muhalif cenahlar sürekli Müslümanlara bakın kitabınızda bu da var diye ayeti adresiyle birlikte veriyor. Git oraya bak, buraya bak diye. Dolayısıyla bilgiyi üstün körü kaçıramıyorsunuz artık. Burada gelip bakıyor, orada bakıyor. Ha, demek ki böyle ama orada hoca böyle dedi, burada böyle dedi diye yakalıyor aradaki farkı. Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Bu da Suat Hoca'nın mealiydi. Akulu kavli hâdâ ve estağfirullahel azîme lî ve lekum ve lisâirel mu'minîn. Rabbena lâ tuâhidnâ in nesînâ ve ahtâ'nâ. Rabbena ve lâ tehmil aleynâ isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Ve'fu annâ ve gfir lenâ ve erhamnâ. Ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn. Vesselâmü aleyküm ve rahmetullâhi teâlâ ve berekâtuhu.